Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yuvarlak güzel bir keselif çalışması yaptık. Dilediğiniz marka ipleri kullanabilirsiniz. Elinize uygun olarak iki buçuk ya da 3 numaralı ya da daha ince uçlu tığları kullanarak lif çalışmamızı yapabilirsiniz. İki ayrı parça halinde örüp görmüş olduğunuz kenarlardan tığlama işlemimizi yaparak lifimizi e, tamamladık. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 3 numara tığım ve herhangi bir lif ipimle örmeye başlıyorum. Göbeğimizden başlayalım. 8 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimizi çektikten sonra başlangıç yerimize batarak bir tane halkamızı yapalım. Ve halkamızı yaptıktan sonra bir zincir çekip e, yuvarlağımızı kapatalım. Ve fıstıklarımızı yapmak için ipimi şöyle uzatıyorum. Her zaman başlangıçlarda ilk e, başlangıcımız mutlaka kapalı fıstık oluyor. Kesme işlemi yapmazsak. 2 3 defa uzatıyorum. Şu şekilde içinden geçiyorum. Bakınız elimle tutmuş olduğum ipimi de alarak kapatıyorum. Bakınız bu kapalı fıstık. Üzerine bir tane de zincir çekiyorum. Başlangıcımızı yaptık. Bu sıramızda bir tane kapalı fıstığımız var. İlk başlangıçta olan fıstığımız. İlmeğimi uzatıyorum. Üzerine 1 2 ve 3. 3 defa sarıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Hemen dibine giriyorum. 1, 2, 3. 2 tane açık fıstığımızı elimi tutuyorum. İpimle fıstığımın dip kısmına şöyle bakın yuvarlağımızın olduğu yere içinden geçiyorum. Alıyorum. İkisini aynı anda kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Tekrar İpimi uzatarak tepesine yeniden fıstık doldurmaya başlıyorum. Bir tepeye bir dibe, bir tepeye bir dibe şeklinde 2 2 çekeceğiz. Bakın saydığımız zaman bu ilmeğimizi hiçbir zaman bir diye saymıyoruz. Bazen hani e, takılabiliyor yeni öğrenen arkadaşlarımızın aklına bu bir değil. Başını dolayıp girdiğim andan itibaren 1. 2 3. Tepeye ördüm. Şöyle hem ipimi götürüyorum hem halkamı takip ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Yuvarlağımın içerisine giriyorum. 2 3. 2 tane açık fıstığımı elimi bastırıyorum şuraya. İçinden geçiyorum. İpimi alarak kapatıyorum bir zincir. Tekrar bir tepeye 2 ve 3. Açık fıstığımı yaptım. Bir de halkamın içerisine 3 defa gelerek 2 tane açık fıstığım oldu çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincir tepeye yapıyorum 1 2 ve 3 yuvaya giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bu şekilde bir tepeye bir dibe 8 tane olana kadar örelim 1 2 3 4 5 bakınız içten sayıyorum 1 doldurdum 2 3 4 5 toplamda 8 tane fıstığımız olana kadar bir tepeden bir içten batalım açık fıstıklarımız örerek geldim en son 2 açık fıstığımı ördüm ortayı saymak istiyorum 2 3 4 5 6 7 ve tığımın ucunda tuttuğumda 8 tane fıstığımız oldu şimdi bu sıramızı kapatacağımız için hemen bu şekilde çekmiyorum tepeye geçiyorum birinci kapalı olarak yaptığım fıstığın tepesine geçiyorum ve başlıyorum buradan da çekmeye başını dolayarak ipimizin çekelim 1 2 ve 3 8. fıstığımızdan sonra bir tane de tam tepeye 3 defa sardık ve üçüncü bir fıstık oluşturduk son kapanışı 3 fıstığımızı çekerek yapıyoruz Ve şöyle göbeğimizi tamamlamış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi üst sıraya başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar ikinci sıramıza başlarken bir tane kapalı fıstıkla başlıyoruz. 1 2 ve 3. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 kapalı fıstığın üzerine bir tane yapıyorum hemen dibine ikinciyi yapıyorum 1 2 3 yıldız tekniği yapıyoruz ikinciyi hemen dibine yaptım üçüncüyü bir ileriye bakınız fıstığımızın hemen ilerideki bağlantı yerine geçiyorum 1 2 3 tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Yuvarlak olacağı için artışlarımızı yapmamız gerekmekte. Yoksa hemen toparlayıp kapanacaktır. Artışlarımızı yaparak devam edeceğiz. İlmeğimi uzatıyorum ve tekrar birinci fıstığımı örüyorum. 1 2 ve 3. Hemen dibine bir tane daha örüyorum. 2 3. Bir tane daha ileriye gidiyorum. 1 2 3. 3 tane açık fıstığımız tığımızda bakınız 3 tane fıstığımız olduğu zaman biz artış yapmıyoruz. Normal e, sırasında örmüş oluyoruz. Üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. bir tane zincir. Şimdi yapacağım işlem ilk artmamızı yapacağız. Şöyle de takip edebilirsiniz. Bakınız gözünüz alışana kadar yukarıda iki tane fıstığımız var. 3. ile artışımız başlıyor. iki tane ördüm. Tabii e, bu ilk başlangıç püf noktası yani gözünüz rahat etsin kolaylık olsun diye bir tane açık fıstığım ördüm. Bir tane de dibine batıyorum. İkinci açık fıstığım ördüm. Normalde bir tane de ileri gidiyoruz. Artış yapacağımız zaman iki tane örüyoruz. İkisini kapatıyorum. Evet. Ve bir zincirimi çektim. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Bakınız. 1 2 3 hemen tepesinden ördüm artış yapacağımız için aynı yere bir tane daha batıyoruz hemen dibine bakınız karşıya geçemeyiz dibine batıyoruz 1 2 ve 3 bakın artışımızı yaptık şurada 2 tane olan fıstığımız burada 1 2 ve 3 şeklinde oldu Çünkü iki defa ördük iki açık fıstığımızı kapamıştık sonrasında yeniden yaptığımız zaman yine aynı yere battık ve bir tane artışımızı gerçekleştirdik Üçüncü açık fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane açık fıstığımızı aynı anda çekiyorum. 2 açık fıstığımızı bir defa ördüm. Arkasından 3 tane açık fıstığımı ördüm. Şimdi ikinci kez 3 tane açık fıstığımızı çekeceğiz. Yani normal yıldızımızı örüyoruz. 2 ve 3. Bir tane daha örüyorum. 2, 3. Çok çok kolay. 3 tane Açık fıstığımız var. Hepsini aynı anda alıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bir tane daha artışımızı yapmamızın vakti geldi. Artışımızı yapacağımız zaman bir tepede bir dibinde fıstığımızı örüyoruz. Yani iki tane fıstığımızı çektiğimiz zaman artış yapıyoruz. Çünkü iki defa örmek zorunda kalacağız. Bu battığımız yeri, bakınız, ikisini çektiyorum, kapatıyorum, bir zincir ve tekrar üzerine örüyorum. 2 defa 3 tane açık fıstığımızı öreceğiz şimdi. 1 ikinciyi ördüm. 3. fıstığım ördüm. Bu artışımızdan sonra ilk grubumuzdu. İkinci kez 3 tane açık fıstığımı örüyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 3 tane açık fıstığımı aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakınız bir tane tekli, bir tane çiftli gibi görünecek. Şöyle bakalım. 3 tane bakınız. 2 tane. 3 tane, 2 tane. Şimdi öreceğimizde yine artışımızı yapacağız. Yine 3 olacak. çok çok kolay bu artışımızı yapmamız. İki tane fıstığımızı doldurduğumuz zaman aynı yere bir defa daha örmek zorunda kaldığımız için bakınız, iki tane aldım, kapadım. Bir sonraki işlemde ise bir tepesine bir dibine bir ileriye batıyoruz. Artma yaptığımızda sadece bir tepesine bir dibine, bir tepe bir dip olduğu zaman artışımızı yaptık. Tepe, dip. Bir ileri yaptığımız zaman şu şekilde iki tane durmakta. Evet, bakın gayet kolay. Bir iki tane ördüm. Üçüncü artışlı. Bir iki tane ördüm. Üçüncü artışlı. Bir iki tane ördüm. Şimdi artışımızı yeniden yapacağız. Bir iki üç. Tepeyi ördüm. Dibe ör örüyorum. Bakınız ikisini aynı anda alıyorum iki tane çektim şimdi bir tepeye bir iki üç iki ördüğümüz zaman arttığımızı söylemiştim bir dibe bir ileriye üç tane alıyorum çekiyorum bu üç tane aldım ilk gruptu bir tane daha üçlü örüyorum bir 2 ve 3 dibine 1 2 3 ileri 1 2 3 ve bu son olduğu için kapanış sırası olduğu için her kapanış sıramızda mutlaka ilk kapalı fıstığımızın tepesine giriyorum tığımın başını dolayarak 1 2 ve 3 kapanışımı bu şekilde yapıyorum birinci ikinci üçüncü ve dördüncü buradaki kapalı fıstığımızın üzerinden çıkardığım fıstık hepsini aynı anda alıyorum ve kapatıyorum İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz artışımızı yap yaparak bakınız ve yuvarlağımız bozulmuyor bir tane zincirimi çekiyorum ve yeniden aynı sıramı aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir sırayı daha birlikte yapalım. Ee, sonrasında çok rahat bir şekilde kendiniz yapacaksınız. Şu anda bile yapabilirsiniz ama emin olma adına bir sırayı da yine birlikte çalışalım. Yeni sıramıza başlayalım. İlk başlangıçta kapalı fıstığımızla başlıyoruz. 1 2 3 Bir tane kapalı fıstık mutlaka üzerine uzatıyorum ilmeğimi 1 2 ve 3 hemen dibine iniyorum 1 2 ve 3 bir ileri geçiyorum 1 2 ve 3 3 tane açık fıstığımı tek seferde çekiyorum kapatıyorum hemen yanına bir tane daha 3 tane açık fıstığımı yerleştiriyorum Birinciyi ördüm 2 bir ileriye örüyorum bir tepesine bir dibine bir ileriye ikinci 3 açık fıstığımı örüyorum ve şimdi artışımızı yapıyoruz artışımız için iki tane açık fıstık gerekli bir iki üç şurayı çünkü bakın bir ördüm bir şimdi öreceğim bir de sonra üç olacak dibine batıyorum. 1 2 ve 3. 2 tane açık fıstığımla artışımı başlatıyorum. Kapattım. Şimdi 3 tane açık fıstığımın ilk grubunu örüyorum. 1 2 3. Dibine batıyorum. 1 2 ve 3. 2 tane oldu. Bakınız 3'lü oldu. 1 ileri geçiyorum. Bu ilk grubumuzdu. 2 tane üçlü çekiyoruz. 1 tane ikili çekiyoruz. Bakın 1, 2, 3 hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Şöyle görelim. Artışımızı yaptım. Bakınız 2 değil burada 3. 1, 2, 3. İkinci üçlü grubumu örüyorum. 1, 2, 3. 1 ileri 1, 2, 3. 3. 2. 3 grubumu ördükten sonra şimdi yeni artışımı yapıyorum. 1 2 ve 3 bir tane de hemen dibine 1 2 3 iki tane açık fıstığımı kapatıyorum. Artışımı yaptım bakınız. Şimdi bir tane üçlü grup geliyorum bir tepesine bir dibine bir ileri üçünü çektikten sonra yine bir tepeye bir dibine bir ileri şeklinde iki tane üçlü grubumu örüyorum sonra yeniden artışım için iki tane örmeye başlıyorum ve bu şekilde devam ediyorum sonda ise dört tane açık fıstığımızı aynı anda çekerek kapatalım Lifimizin orta kısmını 1, 2, 3 sıra örerek geldim. Şimdi diğer parçasında yapmış olduğumuz gibi bir sıra pembe örerek devam edelim. Yine aynı artışımızı yapıyoruz. Bakınız bir tane artış, bir tane tek. Bakın üçlü, ikili, üçlü, ikili şeklinde artışlarımızı aynı şekilde yaparak ilerletiyoruz. Pembe ipimi alıyorum. Beyaz ipimi koparmıyorum. Bakınız beyaz ipimiz burada hemen bir sıra öreceğimiz için bir tane zincirimi çekiyorum hem beyazımı asılıyorum hem pembemi asılıp sıkıştırıyorum beyazımı şöyle kenara ayırıyorum pembe ipimi altta gizlemek üzere şu tarafa doğru alıyorum ve başlıyorum İlk önce her sıra başında mutlaka bir tane kapalı fıstığımızı çalışıyoruz bir zinciri çekiyorum kapalı fıstığımın üzerine ilk açık fıstığımı yapıyorum hemen dibine batıyorum bakınız kapalı fıstığımızın yanına ikinci açık fıstığımı çalışıyorum. Bir ileriye üçüncü açık fıstığımı çalışıyorum. Üçünü aynı anda alıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Tekrar üç tane açık fıstığı çalışıyorum. İki, üç. Her birisini üçer tane almamız yeterli. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. bir ileri iki defa üçer açık fıstığımızı aldım kapadım şimdi bir tane artışımızı yapıyoruz artışımızı bir tepede bir de hemen dibine batıp iki tane açık fıstık alarak yapıyoruz bir iki ve üç hemen dibine batıyorum bir iki ve üç çekiyorum kapatıyorum bakınız 2 açık fıstığı çektim bir zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane açık fıstığımı yapıyorum bir tepeye bir dibine bir ileriye hemen başlıyorum 1 2 ve 3 bir dibine 1 2 ve 3 bir ileriye 1 2 ve 3 3 tane açık fıstığımı çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bakınız artışımızı yaptık üçlü oldu şimdi yeniden üç tane açık fıstığımı örüyorum iki tane üç defa aldığımız açık fıstığımız ve sonrasında bir tane iki açık fıstık bu şekilde sıra boyunca ilerliyorum şöyle görelim bakınız tekrar bir tepeye bir iki üç bir dibine kapatıyorum ve bir tane zincir. 1 2 3 dibine 1 2 3 bir ileriye 1 2 3 çekiyorum. Aynı anda kapatıyorum bakınız. 3 2 3 2 bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Pembe sıramızı artışlarımızı yaparak tamamladık. Üzerine bir sıra yine artışlı şekilde devam ettik. Şimdi son sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. İlk fıstığımızı yine kapalı olarak çalışıyoruz. Sıra başımızdan. Bir tane kapalı fıstığımı çalıştım. Üzerine bir açık fıstık. Bir, iki ve üç. Dibine açık fıstığım. Bir sonra... 1 2 ve 3. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Burada tamamen 3 tane açık fıstık alarak bu sıramızı hiç artış yapmadan tamamlayacağız. Atıyorum 1 2 3. 1 ileri geçiyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Ve yine açık fıstığımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 Dibine batıyorum. 1 2 3. Bir ileri batıyorum. 1 2 3. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bakınız hiç artış yapmadan hepsini ikili bir şekilde ördüm. Sıramızı tamamlayalım. 3. sıramın sonuna kadar geldim. En son iki tane fıstığımı yaptım. 3. fıstığımı da örüyorum. 1 2 ve 3. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz, koparıyoruz. Nasıl rahat ederseniz o şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi birleştirme işlemi için hazırız. İki parça halinde ördüğümüz lifleri ters yüzleri birbirinin içine gelecek. Düz yüzde dışta kalacak şekilde yatıralım ve uç kısımdan şuradan tığlamaya başlayalım. Dilediğiniz kenar tığlamasıyla da çalışabilirsiniz. Hemen pembe rengimdeki ipimi alıyorum ve başlıyorum. Kenardaki Bakınız şuradaki tepedeki fıstıklarımızın uç kısmındaki yuvaya giriyorum uç kısmındaki yuvaya giriyorum. Diğerinin de aynı yerine giriyorum. Yukarıdan aşağıya dönen yerine girdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Her ikisini şu anda tutturdum birbirine. Zincirimin üzerine bir iki tane daha zincir ilavesi yapıyorum. Giriyorum. Bir, iki, üç. Tekrar bir, iki, üç. Bir tane daha. Bir, 2, 3. Toplamda ilk zincirimizle birlikte, yani ilk zincirden çektiğimiz trabzanımızla birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Bir sonraki yuvan hem buradan hem de diğer tarafından olan ölümüne giriyorum ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Bir tane daha örüyorum. Zincirimizle birlikte toplamda 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Önce zincirimi çektim. 3 trabzanımı ilave ettim. Ve bir sonraki yuvaya giriyorum. Hem alttakini hem üsttekini. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 Yeniden aynı yere girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Fıstıkla da çalışabilirsiniz kirpikli çalışmalarda yapılabilir nasıl arzu ederseniz Ben bu şekilde trabzan çalışmak istedim 3 tane trabzan bir de zincirimizi çektim toplamda 4 trabzanı bir ileriye önce buradan sonra diğer aynı denk olan kısmına gelerek batıyorum sayılarımız birebir eşit olduğu için zaten hiç aksilik olmayacaktır diğer uca kadar bu şekilde örerek ilerliyorum Tığlama çalışmamızı yaparak sona kadar geldim. Şuradayız bakınız. Bilek yerimizdeyiz. Tam en son bölüme battım. Buraya örmüyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Yan dönüşteki trabzanın bulunduğu noktaya batıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde buraya da dört tane trabzanımı örüyorum zincirimle birlikte. Batıyorum. 1, 2, 3, batıyorum. Sadece şurada bir zincirimizi çektik. Burada çalışmadık. Şimdi aynı şekilde dolaşarak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Lifimizin kenar tığlamalarını çalışıp bitirdikten sonra bakınız bilek kısmında bitirdim. Burgu çalışmamı yaptım. Burgu çalışmamı da tam orta kısmından girerek şu şekilde tığımın yardımıyla uçlarına çiçek çalışarak lifimi tamamlamak istiyorum. Bir tanesi şöyle dışarıda kalsın. Diğerini yürütüyorum aynı sıradan şu şekilde Batıyorum bakınız aynı sıradan alıyorum aşağıdan. Karıya doğru çıkarıyorum. Şöyle alalım. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Yani şuradaki diğer bağcığımızın yanına kadar dolaşarak gelelim. Acığımızı geçirdikten sonra bir tane çiçeğimi ördüm. Şöyle görelim bakınız. Diğer tarafında da aynı şekilde her bir yıldızımızın ortasından geçirdim. Fiyonkumu attım. Bir çiçek ucuna ördüm. Şimdi diğer çiçeğimizi de sizlerle birlikte örelim. Her zaman olduğu gibi 6 tane zincirimizi çekiyoruz. Birinciye batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra üzerine 2, 3 ve 4'ü de ekliyorum. Tığımın başını doluyorum. 4 defa çekeceğim fıstıklardan çiçeğimi örüyorum dilerseniz daha dolgun olmasını isterseniz bakınız 5 tane çektim çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincirimle dibe iniyorum ne kadar dolgun olursa çiçeğiniz o kadar güzel olur 5 6 da çekebilirsiniz tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yukarıya çıktım tekrar aşağı inerek 1 2 3 4 5 5 defa çektim. Kapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi yo içerisine giriyorum. Çiçeklerimizden 2 tanesini oluşturduk. Toplamda 5 defa bu işlemimizi yapalım. Daha sonrasında uç kısmımıza dikelim. 5 tane çiçeğimi yaptım. En son 3 zincirimi çektim bir tane daha çekiyorum 4 zincir başlangıç noktama gelerek batıyorum ve şu şekilde sıkıştırıyorum bacığımın diğerinin ucunu alıyorum şu şekilde geçişimi yaparak buraya birleştiriyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum sağlam olması için ikinci zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum sıkıştırıyorum buradaki hem ipimizi hem de bu altta kalan kısmı arka tarafa güzelce gizliyoruz şu kısmı şöyle uzaktan alıyorum şu şekilde geçiş yerimi gizliyorum fıstıklarımın içerisinde kaybediyorum bakın diğerlerini de aynı şekilde uzaktan alarak kaybedelim keselim kalanları da kestim ve tamamladım bakınız çiçeğimiz gayet güzel oldu Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek Hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.